Evet değerli izleyenler, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Meclisi ilk birleşimini tamamladı. Tabii yeni görev alan isimler de belli oldu. Onlardan bir tanesi de hemen sol tarafımda yanımda Ahmet Gök Aladağ Belediye Meclis Üyesi. Kendisi katip üyesi oldu. İlk öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Tabii ilk defa meclise giriyorsunuz. Evet. Buradaki duygu ve düşünceleriniz nasıl oluştu, neler hissettiniz onları da merak ediyoruz. Evet, biz gençler olarak Adana'yı köy olmaktan kurtaracağız. Gençliğin sesiyiz burada. Kırsalın temsilcisiyiz. Mecliste ilk defa bulunuyoruz. İlk defa bu dönemde çalışmalar yapacağız. İnanıyorum ki güzel çalışmalar yapacağız. Çünkü halkın içindeyiz. Esnafız. Yani yüzlerce esnafla iç içeyiz. Ticaret yapıyoruz. Belediyenin asli görevleri belli. Vatandaşın beklentisi belli. Hem kırsalda hem merkezde. Bunlarla ilgili çok iyi uyum içerisinde çalışacağımıza inanıyorum. Daha önce Aladağ'da işte meclis aritmetiğinde bir sıkıntılar vardı. Halk bunu onaylamadı. Dedi ki burada şehirde bekleyen birçok hizmetler var. Bu hizmetler için bir Adana ittifakı oluştu. Sayın Zeydan Karalar Başkanlığı'nda ve mecliste de ciddi bir çoğunluk vererek aslında ciddi bir sorumluluk yükledi bizlere. Bizleri Allah mahcup etmesin diyoruz. İnşallah çok güzel kararlara imza atacağız. Özellikle biliyorsunuz turnuvalar, kırsalın kültürel etkinliklerimiz var. Önümüzde bir süreç var. Kısa dönemde sınavlarımız olacak. Bununla ilgili çok daha kapsamlı ve daha büyük şehrin desteğini alan gençlerin yanında olacağız. İnşallah hem Karısal'da hem Aladağ'da ve diğer yaylalarda bu konuyla ilgili güzel düşüncelerimiz var. İnşallah bunlar da karşılık bulacaktır diyoruz. Bir yandan da Aladağ'a baktığımız zaman tabii 30 yıllardan sonra Aladağ'ı kazanan AK Parti'nin elinden alan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Evet. Tabii orada ekonomi, Türkiye genelindeki ekonomi de çok etkili oldu ama bir yandan da Aladağ'da Kemal Özdemir ismi, Ahmet Gök ismi çok etkili oldu. Özellikle seçim günü, seçimden bir gün önce verdiğiniz, işte siz esnafa giderken onun partisine bakıyor musunuz? İşte siz bir arabaya binerken onun partisine bakıyor musunuz diyerek çok güzel mesajlar da vermiştiniz evet. Aslında. Hem Aladağ'da hem Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir yönelme var ama biz Aladağ üzerinde konuşalım. Nasıl başardınız bunu? Evet. Sayın Kemal Başkanım da hani orada halkın içinden birisi. Halktan kopmamak gerekiyor. Siyasette belli bir süre sonra maalesef ki yöneticilerimiz koltuktan güç almaya başlıyor. Koltuğa güç verme değil de bu anlamda çok sıkı çalıştık. Takip ettiğiniz gibi vatandaşlara gerçekten neye oy verdiklerini, neyi belirlediklerini anlattık. Bunun da karşılık bulduğunu düşünüyoruz ki bugün 30 yıl aradan sonra buradayız. Evet, bir siyasi parti seçimi olmadığını memlekette, çünkü hani baktığınız zaman oy dengesini çok farklı bir konjonktür çıkar. Ama belediye seçimlerinde hem Adana genelinde hem kırsalda Aladağ'da ciddi bir başarıya imza attık. Kemal Başkanım ve bizler ve birçok emektarlarımız var aslında burada. Aladağ için inşallah bunu biz daha güzel hizmetlerle taşlandırırız ve 5 yıl sonra bunu hani o sahada koyduğumuz siyaset söylemlerimiz ya da vatandaşa olan söylemlerimizi gerçekleştirmiş oluruz. Ki bizi mahcup etmez yani 5 yıl sonra, çünkü buralar kalıcı değil, geçici olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Bunu böyle görmek lazım. Hani şu da var, 5 yıl sonra bu mecliste olmayabiliriz. Bunu asla ve asla hani yeni nesil, yeni jenerasyon olarak hani böyle bir şeyi kafamdan silerek geldim. Hani benim 5 yılım var ve 5 yıl sonra 6. yılı nasıl seçilirim diye düşünmeyeceğim. Adana'ya nasıl hizmet edebilirim diye düşüneceğim. Memleketimiz için 5 yılı kendi ticaretimize, kendi hayatımıza ara verdik. 5 yıl hizmet etmek için memleketimize, hem Adana, bütün Adana'ya, burada Büyükşehir Meclis Üyesi olarak Adana'daki kararlara da imza atacağız. Adana'nın temel ihtiyaçlarını, mesela otogar, benim öğrenciyiz biliyorsunuz, utanıyorduk. Yıllarca farklı şehirlerdeki otogarlara gittik. Otogarı artık çözmemiz gerekiyor ki Zeydan Başkanımız da bugün ilk toplantıda gündeme aldı. İnşallah Adana otogarını Adana'ya yakışır, Adana tarihine yakışır bir şekilde. Yani kanayan bir yaraydı, benim için de çok üzüldüğüm bir noktaydı. İnşallah bunu da çözeriz ve kırsalın bütün sorunlarını burada
sadece Aladağ olarak değil, bütün sorunlarını burada gündeme getireceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Buradan da Aladağ'a ve Aladağlılara selamlarımızı gönderelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm Aladağlıları, Aladağ'ı çok seviyorum, Aladağlıları daha çok seviyorum diyerek o selamı iletmiş olayım. Evet. Teşekkürler. Bitirdik efendim.